Cümleten selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Arapça gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde Arapçadaki cümle çeşitlerinden fiil cümlesi konusunu anlatmaya çalışacağız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Litan Bölümü Arapça bir kitabı için hazırlanmış olan bu PDF'den. Arkadaşlar bir önceki dersimizde Arapçadaki kelimenin kaça ayrıldığını, kelime çeşitleri ve cümle çeşitlerinden isim cümlesini ve isim cümlesinin ögesi olan müptedağı ve haberi kısa kısa anlatmaya çalışmıştık. Demiştik ki Arapçada bir kelime ya isim ya fiil ya harf olur. İsmin özellikleri elif lam takısı alması, tenvin alması, mutlaka bir varlığa at olarak konulması. Yine bunun yanında özel isimler, işaret isimleri, zamirler isim olup bu isimlerle başlayan kelime cümleler mutlaka isim cümlesi olduğunu söylemiştik. Bir fiil üç zamandan birine delalet edecek. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve mutlaka içerisinde bir eylem, bir fiil, bir iş hareket olacak ve asla bir fiil elif lam takısı tenvin almaz. Harf ise demiştik ki kendi başına bir anlam ifade etmeyip cümlelere anlam kazandıran Türkçemizdeki edatlar diyebileceğimiz nedir? Kelimelerdir. İsim cümlesini isimle başlayan cümle olduğunu söyledik. Mübteda ve haberden oluşur dedik. Mübteda ve haber Arapçada, İrab'da merfuat grubunda olup her iki kelimede de mutlaka raf alameti, merfuluk alameti aramam gerekiyor. Tabii ki haberin kısımları vardır. Bu dediğim müfret haberde, cümle ve şibih cümle haberlerde haber İrab'da arkadaşlar mahalli olarak İrab alır. Mahallen merfu şeklinde söyleriz ki onları arkadaşlar daha önce ben kanalımda defalarca anlattığımı sizlere söylemiştim. Şimdi bu dersimizde çok fazla detaya dalmadan cümle çeşitlerinden fiil cümlesi nedir, ögeleri nelerdir onu ifade etmeye çalışalım. Arkadaşlar fiil cümlesi fiil ile başlayan cümle çeşididir. Fiil ile başlayan cümle çeşidi olacak. Fiili zaten söylemiştik. Fiil zaman bakımından da geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman diye 3 kısma ayırırız. Şuradaki örnekte baktığımız zaman nazaral üstaz, hoca baktı. Buradaki nazara mazi bir fiildir. Mazi fiil arkadaşlar bir fiil aslında zaten 3 harflidir. En az. 3 harften daha az olamaz. En az 3 harfli olacak. Bunun dışında 4, 5, 6 olabilir. 3 harfli fiillere sülasi fiil deriz. Sülasi bir fiil, mazi fiil arkadaşlar. Yani bütün mazi fiiller mebnidir. Dolayısıyla buradaki mebnilik fetha üzerine mebni diyeceğiz. Tabii ki çekimindeki mebnilik alametleri değişir. Çekimindeki mebnilik alamet değişir. Son harfine, lamel harfine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki buradaki el üstaz fiilin failidir. Bakan kim? Hoca. Hoca baktı. Fail yine müpteda ve haberde olduğu gibi merfuat grubunda olup kendisine raf alameti aramam gerekiyor. Kelimenin yapısına baktığım zaman arkadaşlar müfret bir kelime olduğunu görüyorum. Tek bir hoca. Müfret bir kelime. Müfret bir kelimenin raf alameti arkadaşlar ne dedik? Hareke iledir ve ötredir. Raf alameti ötredir. Şimdi bu kelime eğer ters çevirecek olsak yani şu üstaz başa gelseydi el üstaz hoca nazara baktı deseydik o zaman diyecektik ki el üstaz yani bunu birinci kelime ikinci kelime yapsaydık üstaz burada müpteda diyecektik. Raf alameti damme ile diyecektik. Ötre ile. Nazara da fiil cümlesi haber diyecektik. Cümle haberler mahalli irab alır. Mahallen merfu diyecektik. Faili tahtında hüve diyecektik. El üstaz nazara olsaydı. Ancak bu şekilde olduğu zaman nazara fiil olduğu için, fiille başladığı için fiil cümlesidir. Bir fiil cümlesinin ögeleri fiil, fail, mef'uldür. Fiil, fail, mef'ul. Ancak buradaki nazara arkadaşlar meful almamış diyebilirdi. Neye baktı, nereye baktı, işte şuna baktı, adama baktı gibi. Meful almamış. Fiil ve fail olarak gelmiştir. Peki. Şu örneğe bakalım. Halidun, Halit.
Halit özel bir isimdir. İsimle başladığı için burası isim cümlesidir. İsim cümlesinin ögeleri mübteda haberleridir. Burası mübtedadır. Mübteda merfuattan olduğu için raf alameti arıyoruz. Raf alameti buradaki ötredir. Ne yapıyor Halit? Yakra'u okuyor. Neyi? El kıssate. Hikaye, kıssa. Halit hikaye okuyor, kıssa okuyor. Şimdi buradaki yakra'u arkadaşlar mübtedanın fiil cümlesi haberidir ve mahallen merfudur. Ancak bu bir fiildir. Fiil olan bir yerde bir fiil görüyor isek mutlaka o fiile bir fail bulmak zorundayız arkadaşlar. Bir yerde bir fiil varsa mutlaka o fiili işleyen biri var. Yoksa fiil kendi kendine gelmez, kendi kendine işlenmez. Mutlaka biri o fiili işliyor. Burada okuma işlemini Halit yapıyor. Ancak Halit fiilden sonra gelmediği için bunun failine tahtında hüve diyeceğiz. Halit diyemeyiz. Buna Halit fail diyebilmemiz için yakra'ı başa almamız lazımdı. Yakra'ı Halidun el kıssa dememiz lazımdı. Ancak isimle başladığı için bu bir isim cümlesidir. Mübteda ve burası fiil cümlesi haber. Bu bir fiildir. Faili tahtında hüvedir. El kıssa da yakra'u fiilinin mef'ulüdür. Mef'uller mansubat grubundandır. Fail merfuat grubundan, mef'uller mansubat grubundandır ki kendisinden nasb alameti aramamız gerekiyor. El kıssa olan mef'ul müfret bir kelime olduğu için nasb alameti burada zahiri fetha ile gelmiştir. Evet arkadaşlar, eğer bir cümlede fail başa geldiği zaman o cümle isim cümlesine dönüşür. Ancak mef'ul başa gelebilir. Mef'ul başa geldiği zaman o cümle yine fiil cümlesidir ki burada mef'ul nadiren başa vurgu yapmak için gelir. Fil medreseti okulda. Yedrusu eğitim görüyor ettullab öğrenciler. Öğrencilerin eğitiminin okulda görüldüğünü, okula vurgu yapmak için mef'ul burada başa almıştır. Ancak burada hani okulda olan mef'ulü bu cümleyi isim cümlesine dönüştürmüyor. Çünkü mef'ul başa bazen vurgu yapmak için gelebilir. Yine burası fiil cümlesidir. Fil medreseti mef'ulün fihtir. Bir fiilin nerede yapıldığını gösteren kelime arkadaşlar mef'ulün fihtir. Mef'uller mansubat grubundandır dedik. Ancak bazı mef'uller harfi cerle gelir. O zaman deriz ki buradaki medrese fi harfi ceri olmasaydı eğer kıssa gibi el medreseti olması gerekiyordu. Ancak fi harfi cerinden dolayı bu esreyi alır. Çünkü harfi cerler ne yapar? Önüne geldi ismi mecrur yapar. Cer kılar. Dolayısıyla burası harfi cer ile mecrur olmuş bir kelime ancak mahallen mef'uldür. Mahal ne demek? Yani bulunduğu konum, işgal ettiği yer itibarıyla bu mef'ul olduğu için, mef'ul mansubattan olduğu için nasb olması lazım. Ancak şu harfi cerinden dolayı nasb alameti açıkça ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla diyoruz ki mahallen mansub. Yedrusu nedir? Bir müzari fiildir. Müzari fiil merfuat grubundandır ki eğer kendisine nasbeden ve cezmeden bir edat olmadığı müddetçe. Arkadaşlar fiillerde mecrurluk yoktur. Cer olmaz, esrelik olmaz fiillerde. Fiillerde nasb vardır ve cezim, meczumluk vardır. Cezim, cezmeden bir harf getiririz. Lem yedrus diye bunu cezmeder. Evet, bu fiilin faili arkadaşlar. Bakın, Tullab bu fiilden sonra geldiği için burada fail olmuştur. Cemi mükesserdir bu. Cem müzekker mükesser kırıkçı olur. Talibun talibune şey talibun talibani talibune diye cem müzekker salim de gelebilir. Tullab diye cem müzekker mükesser yani kırık çoğul şekilde gelmiştir. Yine kırık çoğullar irabı hareke iledir. Fail merfuattandır. Raf alametini ötreyle almıştır. Durum bu şekilde. Ekelet tıflu. Aynı nazaral üstaz gibi fiili mazi feta ile mebni et tıflu onun faili merfuattan olup damme ile merfudur. Peki fiil cümlesinin öznesi yani fail. Fail. Malum etken fiilden. Tabi fiillerin bir de etken ve edilgenlik var. Durumu var. Yani etken faili belli. Faili belli.
Faili belli olmayan fiile de edilgen deriz ki ona da Arapçada meçhul fiil adını veririz. Meçhul fiil. Faili belli olan fiile de malum fiil şeklinde söyleriz. Yani o kadar geniş ki bir yere girdiğimiz zaman mutlaka işte farklı farklı konular karşımıza çıkıyor. Yani bir fiilin çekimi ayrı, zaman bakımından kısımlara ayrı, fiillerde mansupluk, meczumluk, merfuluk konusu ayrı, aynı zamanda fiillerde malum ve meçhul durumları ayrı. Bunları tabii ki arkadaşlar bir merdivenin basamakları gibi zamanla öğrenilecek şeylerdir. Evet, diyor ki fail fiilden önce gelirse failden müptedâ olur. Bu cümle anlam yönüne fiil cümlesi gibi görünse de isim cümlesi haline dönüşür. Dâral usfûr ne yaptı? Serçe. Serçe uçtu. Tara burada. Yine fiillerde arkadaşlar aksam-ı seb'a dediğimiz buradaki tara aynel harfi nedir? İlletli harf olduğu için ecvef bir fiildir. Dâra uçtu. Kim? El usfur serçe. Burası fiili mazifete üzerine mebni. El usfur onun faili damme ile merfudur. Buradaki dara fiili usfurdan sonra gelseydi el usfur dar olsaydı o zaman el usfur mübteda diyecektik. Tara onun fiil cümlesi haberi diyecektik. Mahallen merfu diyecektik ve Tara'nın faili dedik ya bir yerde fiil varsa mutlaka fail olmak zorundadır. Tara eğer ki şuraya gelseydi o zaman faili tahtında usfura dönen hüve olacaktı. Sınavlarda çok fazla sizi şaşırtmak için arkadaşlar isim cümlesi başlayıp isim haberini fiil cümlesi yaparlar ve derler ki Tara'nın faili nedir mesela. El usfur diye hemen A şıkkında koyabilirler. Yani şaşırmanız için. Ancak eğer tara usfurdan sonra gelirse biliniz ki faili daima tahtında olacaktır. Çünkü fail daima fiilden sonra aranır. Fiilden sonra gelecektir. Fiilden önce asla gelmez. Fiilden önce gelen onun isimse o zaman isim cümlesi haline dönüşür ki mübteda haber olur. İşteğalel amilu. İşteğale meşgul oldu, çalıştı. El amilu işçi, amel eden kişi demektir. Şimdi burada arkadaşlar bir fiilin kendisine harf eklenme suretiyle bablara nakledildiğini görüyoruz. Şimdi bu fiilin asıl harfleri şın harfi, ayın harfi ve lam harfidir. Şın fail harfi, gayın aynel harfi, lamel harfidir. Evveline bir hemze getirilmiş. Fail harfi ile aynel harfi arasında bir T getirilme suretiyle iftial babına nakledilmiştir. İftial babından mazidir. Demek ki fiillerin bir de bablara aktarımı vardır. Onu da inşallah anlatırız yeri geldiğinde. El amilu da iştegale fiilinin failidir. Damme ile merfu gelmiştir. Evet, bede ennehar, bedeye başladı, ennehar, gündüz başladı. Fiili mazi, feta üzerine mebni, ennehar nedir? Onun failidir. Yendemu pişman oluyor. Kim? El keslan, tembel, pişman olur. Şimdi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Fiil ile fail arasına mutlaka cinsiyet yönünden bir uyum olmak zorundadır. Mutlaka. Eğer ki failimiz bir fiili işleyen kişi veya fail müzekker ise o fiil müzekker sıgada gelmek zorunda. Fail müennes ise o fiil müennes sıgada gelmek zorunda. Ancak burası çok önemli. Arkadaşlar failimiz ister tekil olsun, ister ikil olsun, isterse çoğul olsun arkadaşlar. Fark etmez. Mutlaka fiilimiz müzekkerse müfret müzekker, müennes ise müfret müennes olarak gelecektir. Tekrar ediyorum. Bir fail ister tek kişi olsun, ister iki kişi olsun, ister çoğul olsun. Fark etmez. Fiilimiz daima tekil, müfret formda gelecektir. Sadece fail müzekkerse fiil müzekker, fail müennesse fiil müennes olarak gelecektir. Eğer ki İsim cümlesinde mübtedadan sonra fiil cümlesi haber gelirse. Mesela nedir? Et-taliban. Et-taliban şeklinde
Buradaki iki öğrenci dediğimiz zaman mesela ne yapıyor? Yectehidan çalışıyor diyeceksek, bu mübteda tesni olduğu için mübteda ile haber arasında uyum olacağından dolayı haberi de fiil gelirse o zaman o da tesniye gelmek zorundadır. Yectehidani şeklinde tesniye gelecek. Ettullab olsa o zaman yectehidune diye cemi gelir. Ancak fiil cümlesinde fail, tekil, ikil, çoğul fark etmez. Fiil daima tekil gelecektir. Müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Adafe kopardı Halidun, Halid elverdi de gülü kopardı. Burada failler hep tekil olduğu için arkadaşlar, yani karşımızda bu şekilde çıkmış ama tesniye ve çoğul da olsa fark etmez. Fiilimiz tekil olarak gelecekti. Şuradaki keslan arkadaşlar bunun aslındandır. Tesniye değildir. Yani buradaki elif ve nun onun tesniye elifi değildir. O aslındandır. Evet, Halid atafe nedir? Mazi bir fiil. Fetha üzerine mebni. Halid onun failidir. Fail merfuat grubundandır ve damme ile merfu gelmiştir. El verdete kadafe fiilinin mef'ulu bihidir. Mef'uler mansubat grubundandır. Kendisine nasb alameti aramamız gerekiyor. Eğer bir mef'ul harfi cersiz olarak gelir ise onun nasb alameti bakın gördüğünüz gibi zahiri olarak gelmiştir. Zahiren fetha ile mansuptur. Eğer kelime maksur ismi maksur ismi mansup grubundan değilse. Peki harfi cerli olsaydı harfi cerli mecrur mahalle mansup diyecektik. Şeka yeşkü nakıs bir fiil. Evet bu da takdiren damme ile merfu. El merid onun failidir. Damme ile lafzen damme ile merfu gelmiştir. Şimdi nakıs fiil arkadaşlar lamel harfi illetli olandır. Normalde bu fiil şikayet etti. Yeşkü onun müzarisidir. Şikayet ediyor. Buradaki vav aslında yeşküvu olması lazım ama illet harfinden dolayı dile ağırlık geldiği için yeşkü diye oradaki vav oradaki ötre arkadaşlar okunmuyor. Ancak varmış gibi kabul ediyor. Takdiren merfu diyoruz. El merid onun failidir. Damme ile lafsen. Yani lafsen ne demek? Görüyoruz. Gözümüzde gördüğümüz demek. Lafsen damme ile merfudur. Rabatlat. Bakın Fatma müennes olduğu için Rabadat şeklinde fiilimiz müennes olarak gelmiştir. Fatma bağlıyor neyi veya bağladı mazi bir fiil. El hayvan, el hayvan. Buradaki elif nun da arkadaşlar onun aslındandır. Hayvanı bağladı. Peki bu fiil feta üzerine mebnidir. Çünkü lamel harfimiz tı harfidir ve feta olduğu için feta üzerine mebni diyoruz. Fatımetü da özel isim faildir. Damme ile merfudur. Sade ecveh bir fiil avladı. El gulam. Erkek çocuk gulam. Oğlan. Neyse semeketen. Bir balık. Elif lamsız geldiği için tenvin almış. Mef'uldür. Semeke. Sade fiilin mef'ulü. Feta ile nasb olmuş. El gulam faildir. Damme ile merfu olmuştur. Fiil cümlesinde ögeler nedir? Fiil, fail, mef'ul. Telseul akrab. Evet. Akrep ne yapıyor? Sokar. Buradaki T ile getirdiğine göre demek ki akrep burada acaba müennes olduğu için herhalde veyahut da yanlış oldu. Yelsevum olacaktı. Eğer akrep müzekker ise yelsev olması gerekir. Tabakat pişirdi el ümmü anne müennes olduğu için buradaki tabaka nedir arkadaşlar? Müennes formda, sıgada gelmiştir. Mazi bir fiil müfret müennes. Feta üzerine mebni, tabaha pişirdi kim? El ümmü anne, fail damme ile merfu. Yasbahu yüzüyor, essemekü balık. Fiil, fail, fail merfuat grubundan damme ile merfu. Evet, yeşteddu, iştedde, yeşteddu. Arkadaşlar bunun aslı şeddedir. Bu fiilin aslı şeddedir. Muzah bir fiil. Aynel harfi ile lamel harfi bir cinsten olan fiil aksam-ı sebada muzaaf grubuna girer ki normalde şededir. Şedede. Bakın aynel harfi, lamel harfi aynı cinsten. Dolayısıyla lamel harfini aynel harfine ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Şedde oluyor. Ve bu fiili yine iftial babına nakletti. Nasıl evvene bir hemze getirdi. İşte fail harfimiz
Fail harfi ile aynel harf arasına bir T getiriyoruz. İştedde. İştedde şiddetlendi. Müzarisi yeşteddu şiddetleniyor. Elberdu soğuk şiddetleniyor. Sakata yeskutu sakata düştü demek. Esselcu kar düşüyor. Tabii ki düşme olarak değil de yağma olarak biz kar yağıyor. Gazafe ne yaptı? Oyuncu atladı. Gazafe sıçrama atlamak demek. Ellaib oyuncu el kürete atlama olarak mı? Ha, atma olarak kullanmış. Kadefe attı. El laib el kürete topu attı. Laib kadefe fiilinin faili damme ile merfu. Küre onun mef'ulü fete ile nasb olmuş. Ye'külü ekele yine bu mehmus bir fiil. Aksam sebadan yiyor. Kim? Ezzi bu kurt ney? Eşşat koyunu koçu ne yapıyor? Yiyor. Zi bu ye'külün faili damme ile merfu. Eşşat ye'külün mef'ulü fete ile nasb olmuştur. Evet, bu kadar cümle yeter. Evet, fail diyor ki açık bariz veya gizli zamir müstetir olarak gelebilir arkadaşlar. Şimdi hünne burada tabii ki nedir? Zamirdir ve açık olarak gelmiştir yani. Munfasıl zamir. Hünne yectehidne. Onlar ne yapıyor? Çalışıyorlar kızlar. Buradaki nun fiilin failidir. Bariz olarak gelmiştir. Yine hüma o ikisi vakafa duruyorlar. Buradaki elif de yine vakafa fiilinin failidir. Bariz olarak gelmiştir. Müstetir zamir arkadaşlar. Şuradaki yine buradaki fetahtu arkadaşlar. Ene fetahtu ben açtım. Fetaha fiilinin failidir. Bariz açıktan gelmiştir. Ama şuradaki fetaha açtı kim? İşte bunun faili tahtında hüvedir arkadaşlar. Elbabe kapıyı açtı. İki yerde geliyor arkadaşlar. Fetaha ve fetahat. Hüve ve hiye kısımlarında. Hüve ve hiye kısımlarında fail gizli olarak geliyor. Mastarı müevvel dediğimiz cümlecik, yan cümle. Yufrihuna bizi sevindirir. Bizi sevindirir. Çok yani detaya dalmış. Bir anda hepsini anlatmaya çalışmış kitap. Efraha, feriha sevindi, efraha sevindirdi. Yufrihu sevindiriyor. Kimi? Na, bizi sevindiriyor. Buradaki na, fiile bitişmiş, mansup muttası zamirdir. Mansup ne demek? Mef'ul grubundan kendisine nasb alameti olması lazım. Ve muttasıl bitişmiş. Fiile bitişmiş. Fiilin mef'ulü konumundadır. Mef'ulü bihtir arkadaşlar. Zamir olduğu için mahallen mansuptur. Kimi sevindiriyor? Na, bizi sevindiriyor. Peki bizi ne sevindiriyor? İşte bu durumlarda arkadaşlar mef'ulün öne geçmesinin nedir? Vacip olduğu yerlerden değil mi? Mef'ul mecbur öne geçecek burada. Ne sevindiriyor? En tencah. Başarılı olman, senin başarılı olman. Bu fiilin, bak şuradaki tenca fiilinin faili gizli hiyedir arkadaşlar. Gizli hiyedir. Bizi sevindiriyor. Ne en tenca, senin başarılı olman. Buradaki fiil en ile mastar şekilde yapılmıştır. Mastar olarak. Normalde necaha yencahu. Ama en ile mastarlaştırılmış. En, müzari fiilin başına geldiği zaman onu nasb yapar. Tenceha diye nasb almıştır. Müzari fiili nasb eden edatlardandır. İne yu'limuni bana acı veriyor. E'leme yu'limu. Elem, gam, keder, elem buradan geliyor. Ney? Ennel gubare toz kesirun çoktur. Enne ismini nasb haberini raf eden edatlardan gubar ennenin ismidir. Feta ile nasb olmuştur. Kesir ennenin haberidir. Damme ile raf olmuştur. Ama şu cümlenin tamamı bana acı veren şey nedir? Tozun çok olması, aşırı toz olması. Bu cümle, altı çizili olan cümle. Yu'limuni, bana acı veriyor. Buradaki ni de arkadaşlar fiile bitişen mansup muttası zamirdir. Aslında ye'dir. Şuradaki nun kaynaştırmadır. Yu'limuni olamayacağı için yu'limuni diye kaynaştırma harfi geliyor burada. Mahallen mansuptur zamir olduğu için. Bu da cümlesi. Ennel gubare kesirin cümlesi. Yu'limu fiilinin cümle olarak gelen failidir. Mahallen
merfudur. Yasurruni yine burada kaynaştırma gelmiş. Beni mutlu ediyor, sevindiriyor. Beni sevindiren şey ne? Enneke. Sen mi? Hayır. Kaviyün güçlü mü? Hayır. Nedir? Senin güçlü olman. Enneke kaviyün. Senin güçlü olman beni sevindiriyor. Dolayısıyla cümlenin tamamı yesuru fiilinin failidir. Mahallen merfudur. Enne isminin nasb, haberini raf eden adıtlardan ke ennenin ismidir. Mahallen mansuptur. Çünkü zamirdir. Kavigün ennen haberidir. Lafzen damme ile merfu olarak gelmiştir. Fiil fail uyumunu söyledik. Fail müzekkerse fiil müzekker, fail müennesse fiil de müennes olarak mezzakal muvazzaf erkek memur yırttı el verakal kağıdı ve mezzakat el muvazzafetu ne yaptı? Bayan memur da kağıdı yırttı parçaladı diye o da müennes olarak gelmiştir. Buralara geçiyorum. Evet. Ve asbaha oldu taliben öğrenci fi külliyeti fakültede ne oldu? Bir öğrenci oldu. Buradaki tabii ki esbaha kâne ve kardeşlerinden. Kâne ve kardeşlerinden. Bunun ismi nedir kâne ve kardeşleri? İsim alır, raf eder. İsim cümlesindeki mübdedayı alır, raf eder. Haberi nasb eder. Esbaha'nın ismi arkadaşlar tahtında hüvedir. Huve o. Taliben onun neyidir? Haberi de arkadaşlar. Fi külliyeti de bu da mef'ulün fihtir. Harfi cele mecrur mahallen mansuptur. Evet Ferit isimle başlamış. İsim cümlesi müptedadır. Damme ile merfu. Eta geldi. Burası fiil cümlesi haberdir. Gelen kim? Hüve. Tahtında hüve o geldi. Evet eta o geldi arkadaşlar. Yine takdiren eta mazi fiildir arkadaşlar. Feta üzerine mebnidir. Minel gariye köyden. Nereden? Köyden. Mef'ulun bi gayri-i salih harfi cele mecur. Mahallen mansup. Tafe ne yaptı? Dolaştı. Ömer neyi? Havlel beyt. Evin etrafını veyahut da buradaki beytten Beytullah kastediyor olabilir. Ne kadar? Sebata eşvat. 7 şavt. Beytullah'ı 7 şaft ne yaptı? Tavaf. Normalde dolaştı ama Kabe-i Muazzam için tavaf etti olarak kullanılır. Setu'lenu ne olacak? E'lene yu'linu. Bir fiilin başına se geldiği zaman o fiili gelecek zaman anlamı verilir. E'lene ilan etti. Yu'linu ilan ediyor. Yu'lenu şeklinde meçhul olarak gelmiştir. İlan ediliyor. Setulenu ilan edilecek. Şuradaki T'nin gelmesinin sebebi seyuleni değil de setulenu gelmesinin sebebi neticeler, sonuçlar. Arkadaşlar eğer ki failimiz akılsız varlıkların çoğulu ise akılsız varlıkların Arapçada gayri akil dediğimiz kalemler, evler, ağaçlar, kuşlar, işte ne bileyim arabalar, aklınıza gelebilecek ne kadar gayri akil, akılsız varlık varsa onun çoğulu gelirse fail o zaman fiil müfret müennes olarak gelmek zorundadır. Müfret müennes olarak gelir. Bazı kitaplarda der ki akılsız varlığın çoğulunda fiil müfret müennes olarak gelebileceği gibi müfret müennes olarak gelebileceği gibi eğer o müzekkerse müzekker de gelebilir der ama genel görür kaide akılsız varlığın çoğulunda fiilimiz müfret müennes olarak kullanılır. Netaiç burası muzaf el imtihan muzafın ilehtir isim tamlası imtihanın sonuçları açıklanacak ilan edilecek. Peki çok fazla takılmayalım. Kelime türetme dediğimiz şey arkadaşlar medrese okuyan kardeşlerimiz varsa sarf kitabındaki 24 sıgadır yani. Nasara, yensuru, nasran, nasurun, mensurun, lem yensur, lemma yensur, ma yensur, la yensur, len yensur, ali yensur, la yensur, unsur. La tensur, mansarun, minsarun, nasraten, nisraten, nusayrun, nasriyun, nasarun, ensarun, ma ensarahu ve ensir bih dediğimiz 24 sıgayı bilenler bu kelime türetmeyi zorlanmazlar. Çok kolay yaparlar. Sülasi bir fiili ismi fail. Ne demek? İsmi fail. Faili yapan şey, fiili yapan isim demek. Fiili. Ortada bir fiil var.
O fiili yapan isim, yani fail. Sülasi bir fiilde fail harfi ile aynel harfi arasına bir elif getirerek ismi fail sıgası oluşturulur. Zehebe gitti, zahip giden, raca'a döndü, raci' dönen, kale söyledi, kail söyleyen arkadaşlar. Rama attı, ramin veya errami atan, ba'a sattı, ba'iun satan kişi. Kara'a okudu, kari'un okuyan, veka vikaye korudu, veka korudu, yakı vikayeten. Enfusekum koruyunuz. El vaki veya vakin koruyan anlamında. Eğer ki fiiller, yani çok detaylı karışık anlatmış, bir anda hepsini vermeye çalışmış. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar hepsini parça parça küçük lokmalar halinde öğrenmeye çalışır gayret ederim. Evet, yani diyor ki sülasiden bablara işte ifal babı, tef'il babı, müfale babı, infial, iftial, ifilal, tefaül, tefaül, istifal, istif, ifval, ifial gibi 3 harf üzerine ziyade olan bablara eğer ki naklolunduğu zaman bir fiil, o fiili ismi fail yapabilmek için müzari fiilin baş harfini, mesela tebaede, bu tebaede tefaül babına nakledilmiştir arkadaşlar. Bunun sülasesi beadedir. Be, ayın, dal, beadedir. Tefaül babına nakledilmiş evveline bir te, nedir? Fail harfiyle aynel harf arasında bir elif getirilmiştir. Tebaede, yetebaedu. Bunun müzarisi nedir arkadaşlar? Yetebaedu. Diyor ki bütün bu mezitlerde müzarat harfi var ya, başındaki o müzari fiildeki müzarat harfi. Onu diyor bir ötreli mime çevir diyor. Şuradaki gibi ötreli bir mime çevir. İsmi failde aynel harfi esre olsun. İsmi mef'ulde de aynel harfi üstün olsun. Bu kadar. Tealleme yeteallemu. Tefaul babı. Tealleme. Tefaul babının alameti. Evveline bir te. Aynel harfi ile lamel harfi arasında şey, fail harfi ile aynel harfi arasında aynel harfi cinsinden bir harf. Yani aynel harfini şeddele diyor. Bu kadar basit. Tealleme yeteallemu. Başındaki müzarideki y'yi ötreli bir mime çeviriyoruz. Dolayısıyla müteallim aynel harfinde esreliyoruz. Müteallim ne yapan? Öğreten veya öğrenen kişi arkadaşlar. Alleme, yuallim, muallim, öğreten, tealleme, tefaul babından geldiği zaman öğrenen, teallim. Evet, ahraca, yuhricu, ifal babından. Haraca, ifal babı arkadaşlar, evveline bir nedir? Fethalı hemze getiririz. Sülasi bir fiil ifal babına nakletmek için. Ahraca. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yuhricu. Müzariisini çeviriyoruz. Yuhricu. Buradaki y'yi ötreli bir mime çeviriyoruz. Muhric. Ahraca yuhricu. Muhric zaten aynel olduğu için, aynel harf esre olduğu için bunu değiştirmiyoruz. Çıkaran kişi demek. Mudarip, darabe, yudaribu, dövüşen kişi demek. Darabe dövdü, darabe dövüştü karşılıklı. Bu da müfale babına nakledilmiştir. Müfale babın alameti de fail harfi ile aynel harfi arasında bir elif getirilir. Başındaki müzari fiildeki yudaribu'daki y'yi ötreli bir mime çeviririz. Mudarip şeklinde aynel harf esre ise karışmayız ona. Ne olur? İsmi fail olur. İsmi mef'ulde de bu aynel harfi ne yapacağız? Fethaya çevireceğiz. Mudarip dövüşen, mudarep ne yap? Dövüşmüş. Muhriç çıkan, muhraç çıkarılmış. Mutaallim öğrenen, müteallem öğrenilmiş. Mütebaet uzaklaşan, mütebaet uzaklaşılmış anlamında ismi mef'ul yaparız. İsmi fail, failin fiil gibi fail ve meful alması. Yine burada konuyu çok şeyden saptırmış, cümle çeşitlerinden çok saptırmış arkadaşlar. İsmi fail müteaddi, işte karşımıza başka bir şey çıktı. Şimdi fiillerde geçişli ve geçişsizlik, yani etken ve edilgenlik durumu geçişli ve geçişsizlik. Arapçada buna müteaddi fiil ve lazım fiil şeklinde söylüyoruz. Evet, diyor ki eğer ki bir fiil müteaddi fiil ise ismi fail müteaddi o fiilden türemişse o ismi fail mef'ul ve harfi cer alabilir, ama lazım fiilden geçişsiz bir fiilden türemişse sadece
fail alır. Bakalım. Ene ben neyim? Eşşakir, şükreden kişiyim. Neyi? Nimeteke, senin nimetine şükrediyorum. Şimdi arkadaşlar bize şunu demek istiyor kısacası. Diyor ki kardeşim ismi fail gördüğün yerde bir adam ismi fail niye olur? Bir fiili yaptığı için o fiili yapan olur. Şimdi burada şakir şükreden. Demek ki bu şükreden anlamını, ismini alabilmesi için şükretme fiilini yapması gerekiyor. Bu fiili yaptığı için buna şükreden demişlerdi. İşte diyor ki bu şükreden kişi fail alır. Bunun faili arkadaşlar tahtında şurada hüvedir. Fail. Çünkü şükretmesi için bir fiil işlemesi lazım. Ve meful alır diyor. Meful de nedir arkadaşlar? Yani burada aslında Şakir zaten müptedadır. Ama diyor ki şükretme fiili var burada görünmüyor. İsmi fail olarak gelmiştir ama burada bir şükretme fiili var. O şükretme fiilinin faili tahtında hüvedir. Nimeteke de o şekera fiilinin neyidir? Mef'ulüdür. Yani onu şekera fiili açıkça gelmediği için o mef'ulü eşşakir alıyor. Yani o tahtında şükretme fiilinin mef'ulü olmuş oluyor. Biraz detaya girmiş kitap. Evet, bunları geçelim. Bunlar sizin kafanızı karıştırır. Diyeceksiniz hocam sınavda da geçecek miyiz? Evet, geçmeyeceksiniz ama işte yavaş yavaş arkadaşlar zamanla öğrenirsiniz Allah'ın izniyle diyorum. Çünkü video uzadıkça daha çok sıkılırsınız. O yüzden videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. İsmi meful de dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi sülasi bir fiili ismi meful yapabilmek için mefulün vezni kullanıyoruz. Meksur mesela kesera, yeksuru kesren kasir, meksur kırılmış demek. Merfud reddedilmiş, rafada reddettim, merfud reddedilmiş. Ketebe yazdım, mektup yazılmış, rabete bağladım, merbut bağlanılmış. Alime bildi, malum bilinmiş, bilinen. Cehele bilinmedi, cahil kaldı. Meçhul bilinmeyen anlamında mef'ulün vezninde gelecek. Sülasi dışındaki mezitlerde de yukarıda anlattığım kural gereği müzarat harfini ötreli bir mime çeviriyoruz. Aynel harfinde fet alıyoruz. İstakbele istifal babından getirmiş bir fiil. İsmi mef'uldür. İstakbele yestakbülü istikbal müstakbil ismi faili müstakbel gelecek. İsmi mef'ulü oluyor. Muhatip ismi fail, muhatap ismi mef'ulü olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Peki Arapça metin okumayı da yapıp bitirelim inşallah. Ebu Bekir Er-Razi, Ebu Bekir'in Er-Razi. Evet burası müptedadır arkadaşlar. Esma-i Hamse grubundandır. Damme ile merfu gelmiştir. Vav ile merfu olmuştur. Ebu burada muzaf, Bekri muzafın ileyh nedir? Muzaf ile mecrurattandır. Esre ile mecrur olmuştur. Errazi de nedir? Ebu'dan sıfat olarak gelmiştir. Ebu Bekir Errazi. Peki kâne idi kim? Ebu Bekir Errazi rahmetullahi aleyh kim idi? Alimen bir alim idi. Alimen nasıl bir alim? Meşhuren buradaki alimen kânenin birinci haberi, meşhuren de kânenin ikinci haberi. İsmi de Ebu, kânenin ismi Ebu'dur arkadaşlar. Vav ile merfu olmuştur. Min ulema il müslümin, Müslüman ulemasından meşhur bir alim idi. Evet. Pardon, burada meşhuren ikinci haber dedik ama meşhur alimin sıfatıdır. Nasıl alim? Meşhur bir alim. Bilinen, şöhret sahibi bir alim idi. Alime sıfat. Ve la yezalu devam ediyor. El Müslümün Müslümanlar devam ediyor. Neye? Yestefidune faydalanmaya min ulumihi. Onun ilminden. Hu zamiri Ebu Bekir Errazi rahmetullahi aleyh gidiyor. El muhtelife farklı ilimlerinden yararlanmaya devam ediyor. Ve kütübihi ve kitaplarından el kesira pek çok kitabından yararlanmaya devam ediyor. Buradaki kütübi diye esre ve el kesiranın esre gelmesinin sebebi buradaki vav min ulumil muhtelife üzerine matuf olmuştu. Yani ve min kütübihil kesira anlamında kullanılmıştır. Arafa bildi, öğrendi, tanıdı. Errazi ulumen kesireten pek çok ilimler öğrendi. Ulum burada akılsız var, gayri akil çoğul olduğu için
İlmun ulum diye kesir adı onun sıfatı konumunda müfret müennes olarak gelmiştir. Ehemmuha o ilimlerin en önemlisi nedir? İlmul tıbdır. Fakat asbaha tahkik surede oldu ki azame tabibin ney? En azim doktorlardan oldu diyor Ebu Bekir el-Razi. Fi zemanihi zamanının en azim, en önemli doktorlarından biri oldu. Ve sara oldu reisül etibba doktorların reisi oldu. Nerede? Fi Bağdat, Bağdat'ta doktorların reisi oldu. Keteber Razi, Ebu Bekir el-Razi Hazretleri yazdı. Ney? Kütüben adideten pek çok kitaplar yazdı. Kütüben gayri akil sıfatı adideten müfret müennes olarak geliyor. Ehemmuha o kitapların en önemlisi Kitabul Elhavi fi sınaati tıp ilminde alanında Elhavi kitabıdır. Bu kitabın ismi arkadaşlar. Ellezî öyle bir kitap ki sâra oldu eşhara kitabın en meşhur kitap oldu. Ve azzame merci'in en azim kitap oldu. Rucu edilen, dönüş yapılan, müracaat edilen anlamında müracaat edilen kimin? Litullabi tıbbi tıp talebelerinin ilim öğrenmek için rucu ettiği, müracaat ettiği en önemli, en büyük, en azim ve en meşhur bir kitap olduğu bu kitap. Min adabit ta'am yemek adaplarındandır. Burası da arkadaşlar nedir? Müptedası hasfedilmiş bir haber diyebiliriz. Hâzâ şu nedir? Min adabit ta'am yemek adaplarındandır. Fil hadisi şerif, hadisi şerifte buyruluyor ki İzâ ekele ahadüküm sizden biriniz yediği zaman fel yezkür. Aslı fel yezkür arkadaşlar. Başına fe geldiği zaman lam cezime dönüşüyor. Fel yezkür ne yapsın? Zikretsin. Allah Hazreti Allah'ı zikretsin. Peki dedik ya bir yerde fiil varsa mutlaka fail arayacağız. Kim zikretsin? Sizden biriniz. Bak ekelenin faili ehad'dir. Sizden biriniz. Ehad muzaf, küm muzafın ileh'tir. Sizden biriniz. Ekele fiili mazi feta üzerine mebni ehad onun failidir. Fel yezkür de burada arkadaşlar tabi buradaki izah şart cümlesi şart edatıdır. Şurası şart cümlesidir. Şurası da cevap cümlesidir. Eğer sizden biriniz yemek yediği zaman fel yezkür zikretsin. Faili kim? Tahtında hüve. O kişi işte. O kişi. Hüve. Allah'a da zekera fiilinin mef'ulüdür. Feta ile nasb olmuştu. Fe innesi eğer unutursa fi evvelinde fel yekul desin ki Bismillah yani yemeğin başında bunu unutursa Bismillah evvelehu ve ahirehu şeklinde söylesin. Ve izâ ekele ahadüküm sizden biriniz yediği zaman fel ye'kül yesin bi yeminihi sağ eliyle yesin. Ve izâ şeribe içtiği zaman fel yeşrab içsin bi yeminihi. Buradaki f'ler arkadaşlar cevap cümlesinin başındaki f'dir. Ne yapsın? Sağ eliyle içsin. Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma ennehu sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz'den rivayet olunduğu üzere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki neha nehyetti en yutbia izlemesini tabi olma anlamında takip etmesini kim er racul bir adamın takip etmesini izlemesini nehyetti onu ondan uzaklaştırdı. Neyi basarahu gözlerini neye lukmete ahihi kardeşinin lokmasına gözlerine yani gözleriyle kardeşinin lokmasını izlemesini Resulullah Efendimiz men etti, nehyetti. Şimdi burada bakalım. Neha nehyetti. Kim? Faili kim arkadaşlar? Resulullah Efendimiz'e dönen tahtında hüvedir. Peki Resulullah Efendimiz neyi nehyetti? Şu cümlenin tamamını nehyetti değil mi? Dolayısıyla bu cümlenin tamamı şu cümlenin tamamı neha fiilinin cümle olarak gelen mef'ulüdür ve mahallen mansuptur. En müzari fiile bitişip nasb eden edatlardandır. Etba'a yutbi ifal babından fiili mazi en ile mansuptur. Nasb alameti fetadır. Peki faili kim? Tabi olan kim? Er-racül işte. Neha'nın faili tahtında hüve. Etba yutbu fiilin faali er racul neyi o adamda neyi izlemesin basarahu gözlerini takip etmesini nehyetti. Bu da etba yutbu fiilinin mef'ulüdür.
Basar muzafu, muzafu ile mahalle mecur. Lukmete yine neyin izlemesini. Bu da arkadaşlar lukmete arkadaşlar buradaki nedir lukmete? Neyi izlemesini? Yani neyi görmesini? Özür dilerim. Basara fiilinin bu lukmada basara fiilinin mef'ulüdür. Peki buradaki gören kim? Basara'nın faili er-racül'dür burada. Basara'nın faili de er-racül. Lukme muzaf, muzafın ileyh. Muzaf, muzafın ileyh. Ve kâle Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurdu ki Efendimiz ma'abe ne yaptı? Ayıplamadı. En-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem neyi? Ta'amen. Hiçbir yemeği kattu. Asla hiçbir yemeği ne yapmadı? Ayıplamadı. Yani kötü demedi. İniştehahu isterse o yemeği arzulasın. Hu yemeğe gidiyor. O yemeği arzula yani sevsin. Ekelehu onu yesin ve illa terekehu isterse de onu yemesin. Yemeği terk etsin. Neyi arzulasın? Ekelehu o yemeği yani o yemeği arzulasın. İsterse de arzulamasın. Terk etsin. Asla hiçbir yemeği Resulullah Efendimiz ne yapmadı? Ayıplamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane daha var. El-Bukhari. Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail. Ebu Abdullah Muhammed İbni. Özür dilerim. İbin kelimesinin kullanımını arkadaşlar söyleyelim. İbin kelimesi kendisinden öncekinin sıfatı konumundadır. Muhammed ismi burada harekesine gelirse veya ibin kelimesine önceki kelimenin harekesi neyse ibin kelimesinin harekesi olacak. Kendisinden sonrakinde muzafı konumundadır arkadaşlar. Ebu Abdullahi Muhammed İbni buradaki muzaf muzafı ile Ebu burada müpteda diyelim. Muhammed de buradaki Ebu'da neydir arkadaşlar? Atfu beyandır. Ebu Abdullah kimdir? Atfu beyan yapıyoruz veya bedel de yapabiliriz. Muhammed İbni İsmail'dir o kişi. Huve kimdir? Fakihun fakih, Müslümun, Müslüman bir fakih bilgindir. Min mevalidi Bukhara. Evet. Min mevalidi Bukhara. Bukhara doğumlu. Bukhara'da doğmuş Müslüman bir fakihtir. Ana ilgilendi. Ne ile? Bi cemil hadis ennebevi. Eşşerif. Resulullah Efendimizin Nebevi değerli hadisi şeriflerin tamamıyla ilgilendi, meşgul oldu. Vettemyiz onları ayırmak ile meşgul oldu, ilgilendi. Peki nerede? Beyne sahihi doğrusunu ve zayıfi zayıfını, sahihini zayıfını ve mevduihi ve mevzu hadisini kısımlandırmak ile meşgul oldu. El-Buhari rahmetullahi aleyh. Hazretleri eşheru eserihi onun en meşhur eserlerindendir. Ne? El Camiu's Sahih. El Maruf tanınan bilinen neyle? Bi Sahihil Buhari. Sahihi Buhari diye tanılan en meşhur, en bilinen eserlerindendir. El Camiu's Sahih isimli eseri. Ve huve o nedir? Allah'ın kütübül hadis kitaplarının en azimlerinden, en büyüklerindendir. Alel itlak, hiç şüphesiz. Vakat addehu, onu saydı. Ehl-i sünnet, sünnet ehli, onu saydı. Ecelle kitabin. En değerli, en azim. Ba'del Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli, en azim, en yüce kitap onu saydı, kabul etti. Ve tarihul kebir yine diğer bir kitabı neymiş? Ve tarihul kebir ki ve huve bu kitap mecmuatun oluşmuştur. Teracime lir ricalil isnat. Evet. İsnat yani hadiste isnat yapan kişilerin tercümelerinden ve ruvatul hadis ve hadis ravi hadis rivayet eden ravilerin tercümesinden oluşmuştur. Kim? İmam-ı Buhari Hazretleri diye bildiğimiz kişi rahmetullahi aleyh efendimiz Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail asıl adı budur arkadaşlar. Allah ondan razı olsun. Peki arkadaşlar belki biraz hızlı anlattım. Belki anlamadınız. Sürçülisan eylediysek affola. Yani eleştirilerinizi makul şekilde
yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hocam yani dersi şu şekilde işlesek, şu şekilde anlatsanız nasıl olur şeklinde de öneride bulunabilirsiniz. Yani daha mı kısa anlatalım? İşte konuyu daha özet. Normalde aslında Arapçada cümle çeşitlerinden göreceğimiz isim cümlesi, fiil cümlesi. Sadece bunları görseniz yeter. Burada çok fazla detaya girmiş. Çok fazla detaya girmiş. Ama işte ben hani PDF'de var diye anlatayım dedim. Geçmeyeyim istedim. Sizler en güzel şekilde nasıl anlayacağınızı hissediyorsanız o şekilde derslerinize çalışın arkadaşlar. Bu şekilde ismi fail ve ismi mef'ulün İstanbul Üniversitesi İlitan bölümünde de orada konular da vardı arkadaşlar. Orada da ismi fail ve ismi mef'ulün kullanımını detaylıca anlatıyordum. Peki arkadaşlar, umarım karınca kararınca faydalı olabilmişizdir. Rabbim çalışmalarınızdaki azim ve gayretinizi arttırsın, muvaffak kılsın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.